Yukarıdaki ikinci parçanın birinci parçadan sonra gelmesi, birinci parçada verilen bilginin numaralanmış amaçlarından hangisine yöneliktir? Birinci parçada şöyle deniyor: değer, norm ve sosyal kontrol unsurları nesilden nesile dille aktarılır. Kavram ve kelimeler yoluyla nakledilir. Kelimelerin zaman içerisinde kazandığı çok çeşitli anlamları, kültürlere ait bir takım birikimleri, değer yargılarının inançları ifade etmektedir. Özellikle atasözü ve deyimlerimizde norm ve sosyal kontrol unsurları çok belirgin bir biçimde karşımıza çıkmaktadır. Bir görüş öne sürdü. O da ne? Atasözü ve deyimlerimizde değer, norm ve sosyal kontrol unsurlarının çok belirgin bir biçimde karşımıza çıkması. Peki iki numaralı parçada bu düşünceyi örnekleyen atasözleri sıralanmış mı? Evet. Besle kargayı oysun gözünü, nankörlüğü. Ağaç yaşken eğilir eğitimi. Keskin sirke küpüne zarar, öfkeyi anlatan atasözleridir. Dolayısıyla burada amaç nedir? Birinci parçada ileri sürülen düşünceyi örneklerle somutlaştırmaktır. O zaman örneklerle somutlanması doğru cevap olur. Cevabımız yalnız 3 olup C seçeneğidir. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur diye bize soruluyor. Yargıyı koşula bağlama vardır. Nerede var? Gösterelim. İyi bir yazılı anlatımda ancak dilin doğru kullanılmasıyla mümkündür. Yazılı anlatımın iyi olmasının koşulu ne? Dilin doğru kullanılması. A seçeneği doğru. Soyut kavramları somutlaştırma. Bu inşaat malzemesi yığınında bir bina yapmaya benzer. İyi bir yazılı anlatımın gerçekleşmesi dili doğru kullanmaya bağlanmış ve bu da bir benzetmeyle inşaat malzemesini düzgün kullanarak iyi bir bina yapmayla somutlaştırılmış. Çünkü diğeri soyut, bu somut. Benzetme yoluyla somutlaştırma yapılmıştır. Karşılaştırmaya başvurma var. Dil iletişim araçları arasında etkin bir taşıyıcıdır. Dili kalıcı kılan ise yazılı anlatımdır. Dilin iletişim araçları diğer iletişim araçlarıyla karşılaştırılması söz konusu burada. Tanımlama yapılmış. Bu da doğrudur. Nerede tanımlayıcı ifade? İnsan ve toplumdan ayrı düşünülemeyen bilim, sanat, teknik gibi bütün alanlarla ilgili olan dil aynı zamanda bunları oluşturan bir kurumdur. Dil nedir? Bir kurumdur. Nasıl bir kurum? Burada özellikleri sıralanmış. Bu ifade tanımlayıcı bir ifadedir. Dile sorulan dil nedir sorusunun cevabını verir bu cümle. Onun için tanımlama söz konusudur. Ancak burada parçanın yazarı düşüncesini desteklemek için örneklere yer vermemiştir. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir? İki alışveriş yani dostluk ve aşk rastlantılara ve başkalarına bağlıdır. Biri aramakta bulunmaz kolay kolay, öteki yaşla solar gider. Üçüncü alışveriş kitaplarla kurduğumuz ilişkidir ki daha sağlam ve daha çok bizimdir. İki numaralı cümle birin devamı değil. Çünkü bir de herhangi bir şekilde üçüncü bir alışverişe vurgu yapılmadı. Sadece iki alışverişten ve bunların niteliklerinden söz etti. Biri aramakla bulunmaz, diğeri yaşla solar gider dendi. Onun için hayatımı doldurup doyuramazdı beni onlar. Beni onlar dediği şeyine aşk ve dostluk ve aşk, bunlar beni doyuramıyor. Neden doyuramıyor? Çünkü biri aramakla bulunmuyor, diğeri de yaşla solup gidiyor. Onun için doyuramıyor. Bu durumda 3 birden sonra gelecek. Üçüncü alışveriş kitaplarla kurduğumuz ilişkidir ki daha sağlam ve daha çok bizimdir. O zaman 2 numara 3'ten sonra gelecektir. Neden? 2 alışverişten söz etti. Bunların aşk ve dostluk olduğu fakat kendisini doyuramadığı gerekçesiyle birlikte ifade ettikten sonra üçüncüsünün kitap olduğu ve daha sağlam ve daha çok bizimdir diyerek kitaptan yana
duygusunu, düşüncesini belirtmiş oldu. Ötekilerin başka üstünlükleri vardır ama bu üçüncüsü dediğine iki numaralı cümledeki üçüncü alışveriş daha sürekli ve daha kolayca yararlıdır. Bu durumda 2 ile 3 yer değişecek. Cevabımız B seçeneğidir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle anlamlı bir parça oluşturulduğunda hangisi yerinde kalır diye bize soruluyor. Parçamızın giriş cümlesi 4 numaralı cümle olacaktır. Çünkü 4 numaralı cümlede kendisinden önceki anlatımı gerektirecek herhangi bir gönderici ifade yok. Yazılı iletişim ilk önce gözle görülen varlıkların onu görenin yeteneği ölçüsünde resminin çizilmesiyle başlamıştır. Daha sonra bir gelecek yazılı iletişim resmin çizilmesiyle başladı. İnsanların yaşadıkları mekanların, mağaraların duvarlarına çizdiği şekiller bu iletişim biçiminin ilk örnekleridir. Dörtte dedi ya, iletişimin resimlerle, çizgiyle başladığı. Birde de bunun açıklaması yapıldı. İşte mağaralara çizilen şekiller bu iletişimin ilk örnekleri dendi. Birden sonra ne gelecek? Üç gelecek. Daha sonra, yani şurada yapılan işlemden sonra, sadece görünenlerin değil, işitilenlerin de insan beyninde çağrıştırdığı şekiller resmedilmiş. Ardından giderek soyut varlıkların insan beyninde somutlaştırılmasına ve bunun taşa, toprağa, deriye, ağaca, sonunda kağıda yansıtılmasına gelmiştir. En sonda da neye yer alacak? Bu somutlaştırma demiş. Bu somutlaştırma ifadesiyle 5'teki bu somutlaştırma sözüne gönderme var. Bütünden parçaya doğru bir seyir takip edilmiştir. En sonda da 2 yer alacak. Bize sorulan ne? Yeri değişmeyen cümle hangisi olur? 3. 3. sırada kalmıştır. Cevabımız C seçeneğidir. Bu parçanın anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için 1, 2 ve 3 ile belirtilen yerlere Roma rakamıyla 1, 2, 3 numaralı cümlelerden hangileri getirilmelidir? Yakın zamana kadar bunu yapabilmek için, yani teknolojik gelişme sayesinde keyif veren bir anın fotoğrafının çekilmesinin kolaylaştığı görülüyor. Yakın zamana kadar bunu yapabilmek, yani keyif veren bir anın fotoğrafını çekebilmek için yoldan geçen birinin ya da bir restorandaysanız restoran çalışanının yardımı gerekiyordu. Buraya bir numaraya verilen seçenekler içinde 3 Roma rakamıyla 3 numaralı cümle gelmeli. Cep telefonları işi kolaylaştırdı. Yani restoranda çalışanın yardımı ya da yoldan geçen birinin yardımına ihtiyaç yok. Cep telefonları işi kolaylaştırdı. Telefonu tutan kolu ileri uzatmak ve kameranın görüş alanına olabildiğince çok insanın kafasının sığmasını sağlamak gerekiyordu. Tek sorun mesafenin kısa olması yüzünden görüntüye herkesin istendiği gibi girememesiydi. 2 numaralı yere 1 gelecek ama bu sorun da çözüldü. Özel bir sopanın ucuna iliştirilen telefon herkesin hoşuna gidebilecek bir görüntü sağlayabiliyor. Artık ne kardeş bir dakika demeye, ne bir fotoğrafçıya, ne de zaman ayarlı fotoğraf çekebilen bir makineye ihtiyaç var. 1'i de 2'ye getirdik. Kimseye muhtaç olmadan insan kendi fotoğrafını çekebilir hale geldi. 3'e bunu getiriyoruz. Peki bu önemsenmesi gereken bir gelişme mi? Belki. Bu durumda cevabımız E olacaktır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diye bize soruluyor. Anlam ve bağlam olarak diğer cümlelerden anlamca uzak düşen cümleler düşüncenin akışını bozar. İnsan sesi tonlama, tını, ses bükümleri bakımından çok zengin bir yapıya sahip. Sesi farklı biçimlerde kullanarak sevinç, coşku, keder, kızgınlık ve benzeri en küçük duygular dahi anlatılabilir. Buna göre sözlü anlatımda başarılı olmak için insan sesinin özelliklerini tizlik, sertlik, incelik, genizden gelen ses, boğukluk ve benzeri tanımlamalıdır. Buraya kadar olan cümleler insan sesiyle ilgili bir şey. İnsan sesinin çok farklı niteliklere sahip olduğu ve sözlü anlatımda başarılı olabilmek için bu
sesin özelliklerinin iyi bilinmesi gerektiği vurgulanıyor. Ve 5. cümlede deniyor ki bu yüzden kalıtsal özellik taşıyan ve belki yaratılıştan gelen ses bağlarını değiştirme olanağı yok ama sesin doğal halini güçlendirmek bizim elimizdedir. Yani sesinin özelliklerini bileceksin, bunu değiştiremezsin ama doğal halini güçlendirmek bizim elimizde. Sözlü iletişimden söz ediliyor. Unutulmamalıdır ki iyi bir anlatım ancak dilin doğru kullanılmasıyla mümkündür. Bize verilen parçada bir dilin doğru kullanılmasına vurgu yapılmıyor. Sözlü iletişimde başarılı olabilmek için insan sesinin özelliklerini iyi tanımalı ve onu doğru kullanılmalıdır deniyor. Dolayısıyla burada bize verilen parçada dilin doğru kullanımı değil, insan sesinin doğru kullanımı üzerinde duruluyor. O zaman cevabımız 4 olup D seçeneğidir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra bir de öykü Romanya'da oyun akışı içinde ikinci dereceden kişiler vardır cümlesi getirilmelidir. Burada bir de ifadesine dikkat edelim. Daha önce öykü ve romanda birinci derecede kişiden söz edilecek ki roman veya öykünün akışı içinde ikinci dereceden kişiler vardır, kişilerde vardır, bir de bu kişiler vardır densin. Üç numaralı cümlede şöyle deniyor. Kimileri doğrudan doğruya anlatılanlarla ilgilidir. Anlatımı onlar yönlendirir ya da anlatım onların omuzları üzerinde kurulur. Bu kişilere temel kişi deniriz. Öykü ve romandaki kişilerden söz edilmiş ve temel kişilerin özellikleri bize aktarılmış. Bir de ne demek? Bunun yanında öykü ve romanda oyun akışı içinde ikinci dereceden kişiler vardır. Temel kişilerden sonra o zaman 3 numaralı cümleden sonra gelecektir. Cevabımız C seçeneğidir. Bu parçada yazıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? Dillerin varlığını sürdürmedeki etkisine değinilmemiştir. Kültür aktarımındaki işlevine değinilmiştir. Çünkü kütüphanedeki milyonlarca ciltlik yazılı ve basılı eser, geçmişin yaşayışından, alışkanlıklarından, düşünce tarzından, din, adet, gelenek ve göreneklerinden bugüne ayna tutmaktadır. Burada geçmişin yaşayışı, alışkanlıkları, düşünce tarzı, din, adet, gelenek, görenekleri bunların hepsi nedir? Kültürdür. Bunları ayna tutuyorsa kültür aktarımı işlevi söz konusudur. Devam etmiş çağımızda internet aracılığıyla sanal ortama kısmen taşınan bu birikim yine aynı işlevini değişik bir yolla da olsa devam etmektedir. Uzak ve yakın geçmişteki ülkelerin kültürel yapısını çöketmek amacıyla önce kütüphanelerin yıkılması, tahrip edilmesi yazının bu gücünden kaynaklanmaktadır. Ne demekmiş o zaman? İnsanlığın ortak birikimini taşımaya da devam ediyor. Taşımak, kültür taşımak aynı zamanda kültürü aktarmak demektir. Tarihten günümüze gelinceye kadar insanlığın ortak birikimini aktarıyormuş bize. Cevabımız bu durumda B seçeneği olmaktadır. Diğerlerine de bakalım yine Batı ve Doğu uygarlıkları arasındaki taşıyıcılığına Batı ve Doğu uygarlıkları anlamını çıkaramayız. Kendine özgü biçim ve kuralları olduğuna bundan söz edilmemiş. Ortaya çıkışıyla ilgili varsayımlara nasıl ortaya çıktığına dair bir bilgi yok. Cevabımız B seçeneğidir. Bu parçada yazıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sanat dili olma yolunda aşamalar kaydetmiştir. Buna değinilmemiş metinde yazının zaman içerisinde sanat dili olduğuna dair bir vurgu yapılmıyor. Onun için E seçeneği yanlış. Ait olduğu dönemlerin yansıtıcısı olduğuna bu da doğrudur. Yazılı basılı eserler geçmiş yaşayışından, alışkanlıklarından, düşünce tarzından, din, adet, gelenek ve göreneklerinden bugüne ayna tutmaktadır. Ayna tutmak, yansıtıcı olmak sözünü karşılar. Kullanımında çeşitlenmeler görülmüştür. Bu da doğrudur. Değişik biçimlerde el yazısı olarak binlerce yıl kullanılan değişik biçim ifadesi çeşitlenme sözünü karşılar. Teknolojik koşullara uyum sağlamış. Bu da doğrudur. Çağımızda internet aracılığıyla sanal ortama kısmen taşınan bu birikim yine aynı işlevini değişik bir yolla olsa da devam ettirmektedir.
internet aracılığı ifadesi teknolojik koşullar uyum sağlamak işlevini aynı şekilde devam ettirmekte uyum sağlamak sözünü karşılar. Toplumsal yaşamın kalıcılığında rol oynamıştır. Bu da doğrudur. Ne diyor? Bu tarihten günümüze gelinceye kadar insanlığın ortak birikimini taşımaya devam etmiştir. İnsanlığın ortak birikimini nesilden nesile aktarmış. Bu da toplumsal yaşamın kalıcılığına etki etmiştir denebilir. Dolayısıyla D seçeneği de doğrudur. Cevabımız E seçeneğidir. Bu üç parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir diye bize soruluyor. Tuzun kız isteme töreninin bir parçası olduğu, tuzlu kahvenin kızın erkekte gönlü olduğunu gösterdiği söylenmiş. Yemek gördüğünüz gibi yani bir kahve, tuzlu kahve bir iletişim aracı olarak kullanılmış. O tuzlu kahvenin bir iletisi varmış. Bir sözsüz iletişimdir. Kuzey Marmara'da kış boyunca otlatılan hayvanlardır. Hıdrellez'de koyuncular tarafından ayrılır. Hıdrellez gününün sütünden hoşmerim yapılır ve helalleşme amacıyla bölge halkına dağıtılır. Demek ki Hıdrellez zamanında yapılan hoşmerim de bir helalleşme simgesi olarak, helalleşme iletişiminin bir parçası olarak karşımıza çıkar. Burada da bir sözsüz iletişim söz konusudur. Yemek barış döneminde de önemli bir rol oynar. Hatta Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da barış yemeği olarak adlandırılır. Barış yemeği ifadesinde de yemeğin barışma iletişiminin bir parçası olduğunu görüyoruz. Yine burada da bir sözsüz iletişim söz konusudur. O zaman insanlar arasında sözsüz ifade edilebilecek kimi konular yemekle ifade edilebilir yargısına ulaşılabilir buradan. Cevabımız B seçeneğidir. Mevlana'nın sözleri aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilemez? İkiyüzlülük, kalbi ve sözü bir olmayan kimsenin yüz dili bile olsa o yine dilsiz sayılır. Duygularıyla, kalbiyle söylediği bir olmayan, yani içi dışı bir olmayan nedir? O zaman ikiyüzlüdür. A seçeneği doğrudur. Uyumluluktan söz edilebilir. Ayakkabının biri ayağa dar gelirse ikisi de işe yaramaz. Bu da uyumlulukla ilgilidir. Tutumlu davranmadan söz edilmiş. Nerede? Denizden bile yerine konmamak şartıyla su alsan deniz kurutur, çöl haline getirirsin. Bu da tutumlu ol deniyor burada da. Hoşgörülü olma, bundan da söz edilmiş. Nerede var hoşgörülü olmak? Ona bakalım. Sevgini vermesini öğren çünkü gönlün de anlasın ki hepsine yer varmış. Herkesi hoş görmek anlamındadır bu sözde. E seçeneği doğru. Tez canlılığı yansıtan bir söz yok burada. Tez canlı olmayı, hızlı hareket etmeyi, çabuk hareket etmeyi, bir iş hemen oluversin karakterinde, kişiliğinde olmayı yansıtan bir söz yok. Onun için cevabımız C seçeneğidir. Bu parçada Ahmet Kutsi Tecer ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Ahmet Kutsi Tecer'in edebiyattaki önemine dair herhangi bir ifade yok. Şiirinin kurgusuna değinilmiş. Bu kuşağın eserlerinde genel olarak öne çıkan ve halk şiirinden alınan biçimsel özellikler önemli yer tutmuştur. Bu biçimsel özellikler şiirin kurgusal yani kurgusunu ifade eder bize. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. Sanatsal tutumuna da değinilmiş. Sanatsal tutumu nedir? Anadolu ve Anadolu'yu, insanlığı öne çıkarma tema olarak böyle bir sanatsal tutum içerisinde. Yine üslup olarak, anlatım olarak da süssüz ve açık bir dil kullanıyormuş. Üsluptaki tercihi de değinilmiş. Süslü olmayan, süssüz ve açık bir dil. Onun üsluptaki tercihi, konu seçimine Anadolu ve Anadolu insanını öne çıkaran bir tema. E seçeneği de doğrudur. Bu durumda cevabımız B seçeneğidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu soruya verilebilecek bir cevap içerisinde yer almaz? Yazar adaylarının ülkemizdeki edebiyat dünyası tarafından yeterince teşvik edildiğini düşünüyor musunuz? Bunu da bir teşvik olarak görebiliriz. Neyi? İnternetle birlikte dergiciliğin kolaylaşması yazar adaylarının daha çok dergiye ulaşmasını sağladı. İşte bu bir teşviktir. Başka okul projeleri, yazı atölyeleri falan derken oluşan yazı üretimi ve yayın akışı da yazar olmak isteyenlerin işini oldukça kolaylaştırıyor. Yani bu da bir teşvik. Şimdi okul dergileri çıkıyor, öğretmenler öğrencileri özendiriyor. Yazarlara ulaşıp onların desteklerini alabiliyorsunuz. Bu da bir teşvik. Yer alabilir bütün bunlar. Ben herhangi bir güçlükle karşılaşmadım. Bunun nedeni aynı dergilerde daha önce de öykü yayımlamamdı diye düşünüyorum. Yazarları teşvik etmek de edebiyat dünyasında yazarların teşvik edilmesiyle ilgili cevap değil bu. Dergilerle yazılar verirken ya da yazılarınızı yayınlatırken herhangi bir güçlükle karşılaştınız mı diye sorulmuş. Dolayısıyla soru kökünde, yani öncülde verilen soruyla ilişkilendiremeyiz bunu. İnsanlar var elbet ama yazar adaylarının yazması ve yayımlatması eskiye göre iyi bir yerde. Bu da onları isteklendiriyor. Gördüğünüz gibi burada da mevcut ortamın eskiye göre daha iyi olduğu ve daha teşvik edici, isteklendirmek, teşvik etmek anlamını taşır. İsteklendirici, yani teşvik edici olduğu söylenmiş. Cevabımız D seçeneğidir. Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse söz konusu deneyin sonucu da açıklanmış olur. Sonuçları Hippocampus dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bu bir haber metni. Araştırmanın sonucu boşluğa getireceğimiz cümlede ifade edilecek. Boş bırakılan yerden sonra elde edilen sonuçlar şurada verilmiş aslında. Nil çayırı sıçanları üzerinden bir deney yapılmış. Bunlar İnsanlar gibi gündüz uyanık kalıp gece uyuyorlarmış. Sıçanların bazıları 4 hafta boyunca loş ışığa, bazıları parlak ışığa maruz bırakılmış. Loş ışığa maruz bırakılan sıçanların beyinlerinin hipokampus bölgesinin kapasitesinin %30 azaldığı. Loş ışıkta beynin çalışması azalıyormuş. Morisu labirentinde daha önce öğrendikleri görevi başarıyla gerçekleştiremedikleri gözlemlenmiş. Parlak ışığa maruz bırakılan sıçanların ise beyinlerin hipokampus bölgesinde kapasite artışı gözlenmiş. Bu da neyi gösteriyor? Yetersiz ışık beyin yapısını değiştiriyor. Hatırlama ve öğrenme güçlüklerine neden olabiliyormuş. Çünkü loş ışığa maruz kalanlar daha önce öğrendikleri yolu bulamamışlar. O zaman buraya ne gelecek sonucuna göre? Yetersiz ışık beyin yapısını değiştirip hatırlama ve öğrenme güçlüklerine neden olabilir. Cevabımız C seçeneğidir. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılabilir diye bize soruluyor. Beynin hipokampus bölgesinin öğrenme ve hatırlamada anahtar rolü vardır. Bu kesin olarak çıkarılabilir. Bize verilen metinde şöyle denmiş. Loş ışığa maruz bırakılan sıçanların beyinlerinin hipokampüs bölgesinin kapasitesinin %30 azaldığı ve Morisu labirentinde daha önce öğrendikleri görevi başarıyla gerçekleştiremedikleri gözlemlenmiş. Burada sözü edilen hipokampüs bölgesinin kapasitesi azalıyorsa o zaman azaldığı için de daha önce öğrendiklerini başarıyla gerçekleştiremiyorlarsa o zaman bu bölgenin öğrenmede ve hatırlamada rolü vardır. Parlak ışığa maruz bırakılan sıçanların ise beyinlerinin hipokampüs bölgesinde kapasite artışı gözlemlendi ve aynı görevi gerçekleştirmede eskisine göre daha başarılı oldukları anlaşıldı deniyor. Demek ki hipokampüs bölgesi öğrenmeyle, hatırlamayla ilişkili. O zaman A seçeneği kesinlikle doğrudur. Diğerlerine bakalım. Tüm bilimsel deneylerde nil sıçanları kullanılmaktadır. Tüm bilimsel deney sözü çıkarılamaz. Söz konusu araştırma bu alanda yapılan ilk çalışma olduğuna değinilmemiş. Beyindeki bazı bölgeler dış uyarıcılara karşı hiçbir tepki vermez. Bundan hiç söz edilmiyor. Deneklerin türü araştırma ortamındaki sonuçlar üzerinde belirleyicidir. Denekler nil çayır sıçanları
bunların belirleyici olduğuna dair herhangi bir ifade var mı? Yok. Ya da bunu çıkarabileceğimiz herhangi bir uygulama var mı? Yok. Cevabımız A seçeneğidir. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf hangisiyle başlar? Bize verilen parçada iki farklı konudan söz ediyor. Yazar 1, 2, 3, 4. Bu cümlelerde bizim sinemamızın, Türk sinemasının Batı sinemasını taklitten her yönüyle öteye geçemediği vurgulanıyor ve bundan yakınılıyor. Ancak 5 ve 6. cümleler farklı bir konudan söz ediliyor. O da dünya sinemasında Oscar ödüllerinin yeri ve önemi. O zaman ikinci paragrafımız 5 numaralı cümleyle başlayacaktır. Cevabımız D seçeneğidir. Parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Sinema ödüllerinin sinemacıları isteklendirici özellik taşıdığına değinilmiş. Ödüllü sinema yarışmaları ve gala geceleri temel olarak sinemacıları teşvik etmek, onları maddi ve manevi anlamda desteklemek için yapılmaktadır. Bu anlamda ülkemizde verilen ödüllerin bizim sinemamıza nasıl bir katkı sağladığına, sinemacılarımızın ne yönde teşvik edildiğine baktığımızda egemen temayülün Amerikan ve Batı sinemasının taklitten öteye gidemediğini görüyoruz deniyor. Burada sinemacıları teşvik etmek amacı ifadesi isteklendirici sözünü karşılar. Çünkü teşvik etmek isteklendirmek demektir. A seçeneği doğrudur. Ülkemizde verilen ödüllerin özgün bir yaptırımdan uzak olduğuna bu da doğrudur. Çünkü Batı sinemasını taklitten öteye gidememiş. Bunlar her yönüyle taklitten öteye gidemediyse özgün değildir. Ülkemizdeki sinema anlayışının güzellik duygusuna uygun olmadığına bundan da söz edilmiş. Üzülerek görüyoruz ki sinemada bırakın sanatı ve estetiği, özgün olma iddiası bile ender görülen örnekler dışında yapımcısından seyircisine kendimizi kandırmaktan öte geçememekte. Sinemamızdaki estetik yön kendimizi kandırmaktan öteye geçmiyormuş. Burada estetik sözcüğü güzellik duygusunu karşılar. D seçeneğinde değerlendirelim. Oscar ödülünün sinema dünyası için saygınlık ifade ettiğine değinilmiş. Dünya sinemasında Oscar şüphesiz sinema dünyasının en prestijli ödülüdür. Prestij saygınlık sözünü karşılar. Sinema dünyasının en saygın ödülü, en prestijli ödülü demek, en saygın ödülü demektir. D seçeneği de doğru. Oscar tarihi boyunca sonuçların merakla beklendiğine buna değinilmemiş. Oscar gecesinde kırmızı halıda yürümek, birbirinden ünlü yönetmen, oyuncu ve diğer isimlerle aynı ortamda olmak, bir de sahneye çıkıp Oscar almak hemen hemen her sinemacının en büyük hayalidir deniyor. Ancak bunun merakla beklendiğine değinilmiyor. Cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söze edilen kişilerin bir özelliği olamaz? Ön yargılı davranma bu parçada söze edilen kişilerin bir özelliğidir. Çünkü şöyle deniyor. Bu tip insanların herhangi bir şey üzerinde düşünmeksizin onu doğru ya da yanlış olarak kabul ettikleri görülür. Bu kabuller bir süre sonra evrensel ve değişmez bir kural olarak ortaya sürülmeye başlar. Üzerinde düşünmeksizin onu doğru ya da yanlış kabul etmek ve daha sonra da bunu değişmez bir kural olarak görmek ön yargıdır. Varsayımlardan hareket etme, bu da doğru. Bu tür bir katı noktalama sürekli farz ederek yaşayan insanların görüşlerini test etmeye ve değiştirmeye dirençli olduklarının ifadesi. Sürekli farz ederek yaşamak, farz edelim, varsayalım ki sözüyle eş anlamlıdır. Onun için varsayımdan hareket etme doğrudur. Genelleme yapma, bu insanların en belirgin özelliklerindenmiş ve bu da ifade edilmiş. Deniyor ki, bazı insanlar belli bir durumun ya da belli bir özelliğin her yerde ve herkes için geçerli olduğunu düşünür. Bu bir genelleme yapmayı ifade eder. Yine herkes, her zaman, daima, asla gibi sözcükleri pek severler. Bunlar genelleyici sözcüklerdir. Ayrıntılı düşünme, bu insanların ayrıntılı düşündüklerine dair bir ifade yok. Zaten ayrıntılı düşünen insanlar genelleme yapmaktan çekinirler. Parçadaki diğer özelliklerle de çelişmektedir D seçeneği. Bundan da söz edilmemiş. Kalıplaşmış düşünceleri savunma, bu da doğrudur. Bütün uzunlar ahmak, bütün kısalar fitne olur. Ben onu bilir.
ben bunu bilir, bunu söylerim işte o kadar dediklerini duyarsınız. Bunlar kalıplaşmış düşünceleri ifade eder. Bu durumda cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada geçen bütün ile parça arasındaki farklılığı gözden kaçıran bir kişinin konuşmalarında kullanılabileceği bir sözdür? Anasına bak, kızını al, kenarına bak, bezini al. Bütün ile parça arasındaki farklılığı gözden kaçıran bir insan kullanabileceği bir atasözüdür. Çünkü bu söz parçanın bütünü yansıtacağını ifade etmektedir. Kenarına bak, bezini al. Bezin bir kenarı, bezin tamamını yansıtır düşüncesini ifade etmektedir. Yani parça bütünün aynısıdır. Parça bütünüyle yansıtır. Parça ile bütün arasında bir farklılık yoktur sözlerini bu karşılar. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Bu parçadaki altı çizili ifadeyle numaralanmış durumlardan hangilerine gönderme yapılmamıştır? Bazı insanlar belli bir durum ya da belli bir özelliğin her yerde herkes için geçerli olduğunu düşünür. Bütün ile parça arasındaki farklılığı gözden kaçıran bu insanlar herkes, her zaman, daima, asla gibi sözcükleri pek severler. Bu durum. Bu durum dediği bazı insanların genelleyici tavırları, genel geçer düşüncelere sahip olması, farklılıkları önemsememesi gibi vurgulardır. Bu bağlamda duygulara göre davranması bunlardan biri değildir. Duygulara gönderme burada sözü edilen insanların davranışlarından biri duygulara göre davranmak değildir. Ona vurgu yapılmamış, böyle bir ifade yok. Onun içinde bir numara gönderme yapılmıştır denemez. Bireysel farklılıkların yok sayılması bu doğrudur. Çünkü bütün ile parça arasındaki farklılığı gözden kaçırmak bireysel farklılıkları yok saymaktır. Genel geçer düşüncelerle hareket edilmesi, buna da gönderme yapılmıştır. Diyor ki herkes, her zaman, daima, asla gibi sözcükleri pek severler. Herkes, her zaman, daima, asla. Bunlar genelleyici sözcüklerdir ve genel geçer düşünceler kullanılırken ifade edilir. Ayrıca yine bazı insanlar belli durumun ya da belli bir özelliğin her yerde herkes için geçerli olduğunu düşünür. Yine bu da genel geçer düşünce sözünü karşılar. O zaman soru kökümüz olumsuz olduğu için cevabımız yalnız bir olup A seçeneğidir.